Selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden Perşembe günü ve ne zamandır vlog başlatmıyordum. Yani aslında doğum gününden önce arkadaşlar ben bir vlog çektim, editledim ve yükledim. Ama telif çıktı ve videoyu yayına açamadım telif olduğu için. Yani her zaman kullandığım bir müzik telif verdi nedense, sebebini bilmediğim bir şekilde. Şimdi Zehra bizimle birlikte. Zehra nefes yanında mı? Zehra bizimle birlikte, yani şu an okullar biliyorsunuz sömestr yarı yıl tatilinde. Zehra da bizde kalıyor, hem nefesle oyun oynuyor, ilgileniyor, hem sağ olsun bana yardımcı oluyor. Hem de evde annesi çalıştığı için sıkılıyormuş, burada böyle birlikte vakit geçiriyoruz. Dedik ki bugün ne yapalım? IKEA'ya gidelim dedik. Önceki günlerimizi vloglamadık, çok da bir şey yapmadık. Bir gün işte ablama gittik. Başka bir şey yapmadık. Bir gün pazara gittik falan. Böyle şeyler yapıyoruz. Çok AVM'ye falan gitmiyoruz. Dün zaten Zehra arkadaşlarıyla AVM'de buluştu. Bugün de biz IKEA'ya gidelim dedik. Benim birkaç ihtiyacım var. Neler var? Mutfakta yağdanlıklarımın altına... Şimdi mutfağa geçince onu gösteririm. Ben hazırlandım. Nefesi hazırladım. Şimdi Zehra hazırlanıyor. Taksiyle gideceğiz arkadaşlar. Hava yağmurlu ve ben Bahadır olmadığı zaman araba sürmeye çekiniyorum. Arabada bir de nefes olduğu için... O yüzden Bahadır'dan güç mü alıyorum artık ne oluyorsa. O yüzden Bahadır kızıyor bana bu duruma. Ben yokken niye kullanmıyorsun diye, ama çekiniyorum yani. Belki çocuk olmasa kullanırdım ama o yüzden bugün kullanmayacağım. Taksi çağıracağız. Taksiyle gideceğiz. Özge'ye gel dedik. Özgüdür hastaymış. Annem gelecekti aslında ama ablamın misafirleri gelecekmiş ve Zeynep Hale'yi anneme bırakacakmış. O yüzden annem de gelemiyor. Dolayısıyla biz Zehra ile ikimiz gideceğiz. Neler alacağımıza gelirsek, kapı önü paspası alacağım. Kapı önü paspasım çok şey oldu. Pislendi. Ama IKEA'dakilere bakacağım. Eğer pahalıysa orada Miniso mu, Yoyoso mu, öyle bir mağaza olması lazım. O AVM'de. Orada ucuz oluyor. Oradan bakacağım. Hem tatlı şeyler oluyor. Sonra yağdanlıklarımın altına dur. Mutfağa geçeyim. Göstereyim. Banyo dolabına şey alacağım. Kutu. Beyaz. 2 adet. Sonra ne alacaktım ya? Not ettik. Unuttum. Nefesin yatağı IKEA biliyorsunuz. IKEA'nın altına o yataklara göre böyle hurç gibi bir şeyler var. Nefesin küçülenlerini onlara koyup yatağın altında saklayayım gibi düşündüm. Ondan alacağım. Bir de kamerayı çevireyim. Biz arkadaşlar, ben şu hasırları burada kullanıyorum ya. Bir tanesini burada kahve köşesinde. Bir tanesini orada tuzluk şekerliğin altında kullanıyorum. Bir de şu peçeteliği şurada kullanıyorum. Şimdi şu peçeteliğin yarısı olanı, yani dikdörtgen peçeteler için olanı ablam şu yağdanlıkların altında kullanıyor. Gayet de memnun. Ben de zaten mutfağa uyuyor diye onun altına şöyle sürekli tahta mahta koyuyorum. Kesme tahtası var ama güzel gözükmüyor gözüme. Mutfağa uyum sağlar diye şu peçeteliğin dikdörtgen alanlarından alıp şu yağdanlıkların altına koymayı planlıyorum. Başka ne alacaktım ya? Ters mi giydirdin? Ters mi giydirdin? Ters giydirmişsin. Saçmalama. Evet. Nefesin konversiyonu ters gelirmiş. Anneciğim hiç de söylemiyorsun. Kıyamam sana ben. Gel değiştirelim ayakkabını. Tamam. Bir de şu peçeteliğin siyahından bulursam siyahını alabilirim. Belki banyoda, çünkü ben havlu kağıt koyuyorum. Banyoya göre bakacağız yani, bilmiyorum. Gel. Biz geldik arkadaşlar. Şöyle IKEA'dayız. Kartal'dakine geldik, evimize yakın olduğu için. Biraz yağmur da atıştırıyor. Hemen şimdi içeri gireceğiz. Nefes hanım ıslanmasın diye. Şöyle şu mutfağa baktık da nefes için Zehra'yla. 1730 TL. Verir miyim? Sanmıyorum. Ama çok güzelmiş. Ha, ışık yanıyor. Oradan acaba su şeyi var mı? Yok bence. Yok, yok. Kapalı çünkü lavabosu. Şurada nefesin yatağı zaten. Şöyle bir kedi vardı arkadaşlar. Nefes çok sevdi. Fiyatı da 70 liraymış. Bir kararsız kaldım ama. Evet, kedileri çok seviyor. Alabiliriz belki. Kasaya kadar bir dursun elinde bakalım. Sıkılırsa bırakırım ama hala elindeyse alırım. Benim alacağım hasır peçeteli kalmamış yağdanlıkların altına. Biz de böyle bardak falan bakıyoruz. Şöyle kapı önü paspaslarına geldik. Şunu beğendim. Hem geniş hem hasır. Güzel durur diye düşünerekten bir adet alacağız şimdi. Şu falan da güzel de bunlar sanki
tüy toplar gibi. O yüzden şu toplasa da gözükmez gibi. Bakalım alacağız. Şöyle banyo dolabının altına kutulardan alacaktım arkadaşlar. Şok oldum fiyatlara. Mesela şu 260 lira. Bir kutu. Şu da 260 lira. Bir kutu. Yok yani. Veremem bu kadar fiyat. Şok oldum ya. Aşırı şok oldum. Ne yapacağız o zaman? Bir milyonculara gidip plastik bir şeyler bakacağız yani. Çok pahalı. Şu kartonlar nasıl ama bunlar da işte karton. İstemiyorum. Bu 180 TL'ymiş. Bunların beyazı bende var zaten. Kullanıyorum ama tabii ki bu kadar fiyata almamıştım. Şaşırtıcı doğrusu. Şöyle ufak bir kutu 80 lira mesela. Şaka gibi gerçekten. Birileri durmadı bebek arabasında. Neyse ki yürüyebiliyor. Biraz kucağımda taşıyacağım. Yorulduğum yerde biraz yürüteceğim. O yorulsun. Böyle böyle devam. Şimdi plastik kısmına geldik. Şu beyaz büyükler güzelmiş. Bak nefesin yatağın altına şu da olur. Bu 160 TL'ymiş. Bu da pahalı ya. Bu kadar düşünmüyordum ben açıkçası. Şu kutulardan beğendik arkadaşlar. 35 TL'ydi. 6 tane alacağız şimdi. Ay kablo ne kadar güzel gördün mü? Beğendin mi? Senin odunu bu yataktan alacaktım biliyor musun? Şöyle bir tatlı yiyelim dedik. Ben nefese de yedirebilmem adına aşure söyledim. Zehra profiterol söyledi. Şu anda nefesin oyuncağını tripod olarak kullandık. Bu fikir Zehra'dan çıktı. Biz eve geldik arkadaşlar. Hemen bir nefesi uyutma çabasına girdim. Zor uyuttum yani uyudu ama kucağımla yatağa koydum ama uyanıyor. 2-3 kere öyle tekrar kucağıma aldım yatağını koydum uyandı falan filan. Ne aldığımızı göstereceğim. Aslında söylediğimiz birçok şeyi almadık. O yağdanlığın altı için olan hasır peçetelik artık stok yokmuş. Artık derken üretimi varmış ama gelip hemen bitiyormuş. Şöyle bunu göstermiştim sanırım. Kapı önü paspasımız. Böyle hasır ve bayağı geniş. Yani tam o kapının mermerini kaplayacak genişlikte. Bence gayet şık duracak. O yüzden böyle bir adet bundan aldım. Fiyatı da iyiydi bence. 60 TL'ydi. İdeal. Ne pahalı ne ucuz. Normal bir hasır halı. Nefese şöyle bir suluk aldım arkadaşlar. Bunu hatta birlikte açalım. Ben de bakmak istiyorum. Nefese böyle yemeklerin yanına işte ayran, karadut, özünden meyve suyu falan yapıyorum. Onları yaptığım zaman normal çay bardağıyla kendim içiyorum ama bunun içine koyup direkt önüne koyabilirim. İstediği zaman da içer. Bu kadar... Kitapçığa ve kullanım kılavuzuna gerek var mı? Gerçekten bilemedim şu an.
Böyle arkadaşlar. Hem bu kapağı kendisi açamaz. Ben zor açtım gördüğünüz gibi. Dökemez yani, dökmez. Böyle içer. Bunu hemen yıkayalım. Bu akşam deneyelim. Güzelmiş Zehra. Bir de kendi de içer. Diğer kendi içsin diye işte. Evet. Kendi içsin diye böyle. Ayran falan seviyor. Büyüdükçe de bunu kullanmayız. Böyle kendi bardağı olur. Plastik zaten. Öyle atsa da kırılmaz. Böyle yapsa da çok döküleceğini sanmıyorum. Delikleri şöyle ufak ufak. Kendi çektikçe güzel gelir yani. Şimdi arkadaşlar uygun yolun olarak şu kutuları bulduk Zehra Hoş'la. Ben beyaz mı siyah mı kararsız kaldım. Zehra banyoda siyah da var dedi. Siyah yapalım dedi. 6 adet aldım hesaplarımıza göre. Şimdi benim 2 tane sürgülü dolabım var banyoda. Bir dolaba 3 tane sığıyor hesaplarımıza göre. Şimdi deneyeceğiz. İşte. O yüzden 6 tane aldık. Bir tarafı 3 tane, bir tarafı 3 tane. Sığarsa 3 tane bir tarafa süper olacak. Yani 6 tane sepet. Zaten bir tarafta havlular, ıvırlar, zıvırlar, kurutma makinesi falan var. Diğer tarafta da sadece temizlik malzemeleri var. Böyle oradan da eleme yapacağım. Biraz azaltacağım onları. Bir el atmam lazım. Akşam yaparız. Bunun tanesi 35 TL'ydi. Bayağı derin. Daha kullanışlı değil mi? Daha kullanışlı. Diğerleri evet. İnsan alamayınca bahane üretiyor işte. Alamadık ya onları, beğenmedik. Alabilsek mükemmel diyecektik size. İnsan psikolojisi. Onlar çok kötüydü, almayın. Burçları da almadım. Ha, yatağın evet. Nefesin bazasının altına böyle uzun uçlar olur ya. Benim kirli sepetimi hatırlıyor musunuz? Kirli sepetimin hurç şeklinde olanını düşünün. Böyle naylonumsu bir kumaşı var. Gösterdim. Gösterdim çekimlerde, evet. Onlar da pahalı geldi. Trendyol'dan buluruz dedik. Bulamazsak artık yine Ikea'dan alırız. Onun acelesi yok. Çok konuştum. Şimdi mutfağa gideceğiz. Bugünkü menümüz... Baktım yoktu, baktım. Ben sana ne diyeceğim? Ordu'dayken Beyhan teyze bana salatalık vermişti. Buzluğunda hala o duruyor. Yuh. Bozulmuş mudur? Buzlukta ne olacak? Onu çıkartalım. Tamam, çıkartalım. Organik Ordu salatalığı. Beyhan teyze bak kaç sene geçmiş, hamile bile değil. Bozulmaz herhalde salatalarmış. Sen buzlukta bir şey olmaz dedi abla, saçma ama. Ne olacak buzlukta? Ne bileyim, 2 sene falan oldu. Onu çıkartalım, tamam. Onu yiyelim. Karnıyarık, cacık, pilav, bir de çorba yaparız. Başka bir şey diyecektim salatalıktan, başka bir şey diyecektim. Yok, salatalık diyecektim. Salatalık aldıysaydım keşke. Baktım da yoktu, sonra ayran oldum. Ayran. Birileri uyandı arkadaşlar. Güzellik uykusunda. Bu sefer de bu koltuğun üstünün altına kaçırdı. Ve temizlik yaparken sürekli koltukların altından böyle oyuncaklar topluyorum. Aşırı sinir bozucu bir şey sağdan soldan oyuncak çıkması ama katlanıyoruz tabii ki, çocuklu bir ev sonuçta. Her an her yerden oyuncak çıkabiliyor. Gitti. Top gitti. Gel al anneciğim. Gel al. Nefes, nefes. Nefes. Üstündeki de 2 yaş. Nefesin boyu uzun olduğu için boydan şey oluyor biraz. A kısmı dar geliyor. Boydan kasıyor. Ama eni bol oluyor. Dengesiz oluyor o yüzden. Evet arkadaşlar, bugünkü menümüz karnıyarık. Şöyle hemen kıymaları koydum tavaya. Şu tavaları yeni aldım arkadaşlar. Bir bu boy, büyük boy. Bayağı büyük, kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama diğer ocağa yanaşmış bakın. Bir tane de şey, küçük boyunu aldım. Ay o kadar güzel çıktı ki elim hep bunlara gidiyor. Küçük boyu özellikle böyle sabahları böyle işte nefese yumurta falan yaptığımda ya da işte böyle muhlama, işte sucuk kızartma falan sabahları kullanılıyor daha çok. Ama bu küçük bu büyük boyuyla pilav da yapabilirsiniz. Böyle sulu yemek de yapabilirsiniz. Ben şimdi karnıyarın iç harcını yapıyorum. Bayıldım. Şey fırınmış bunlar. Hava karardı. Işıkları açmadım. O yüzden şu an böyle çıkıyor video. Bir bak ama. Nefes, ne kadar sevdin sen bu bardağı.
Su içip duruyor arkadaşlar. Aşırı sevdi. Zaten çok su içen bir bebek. Yine mi dolduracağız? Ama çok ol. Bence yeterli. Hı? Ay. 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 Arkadaşlar şimdi akşam yemeğimiz hazır. Domates yoktu. Yani konserve domates kullanıyorum kışın. O yüzden üzerine sadece şöyle biber geçtim. Patlıcanları da kızartmadım. Sebebine gelecek olursak nefeste yediği için hani kızartınca biraz bir tık fazla yağlı oluyor ya, istemedim yani o kadar yağlı ve ağır bir şey yemesini. Onun dışında güzeli benziyor. İnşallah bakalım, fırında pişirdim. İnşallah güzel olur ama ben zaten genelde bu şekilde yapıyorum. Özellikle doğumdan sonra. Cacık yaptık. Tabaklarımızı koyduk. Ana yemeğimiz karnıyarık. Bulgur pilavımız var. Mercimek çorbamız var. Bir de dünden kalan biraz makarna var. Makarnayı da ortaya koyacağım. O da herkes bir çatal alsa biter zaten. Şimdi Bahadır'ı bekliyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu anda banyodayız. Bugün bu kutuları almıştık ya. Bizim ölçümüze göre buraya 3 tane sığıyordu. Ama yani üzerindeki bu kutuların üzerindeki ölçüye göre hesap etmiştik. Sanırım bunlar iç hacminden bahsetmiş. Burada şu çıkıntılar olduğu için, şu kenarlıklar olduğu için buraya 3 tane sığmıyor. Ama şöyle şu şekilde 2 tane sığmış olacak. Bence gayet güzel olacak. Yine yan tarafta da şöyle göstereyim. Temizlik malzemeleri var. Diyorum ki temizlik malzemelerini buraya alıp havluları yan tarafa mı alsam? Değiştire değiştire kullanalım diyorum. Siyah da güzel oldu bence Zehra. Banyomuz böyle siyah ya, güzel oldu. İçindeki her şeyi de buraya yığdık. Şimdi bu kutuları bir yıkayacağım. Sadece sığıyor mu diye bakmıştım. Yıkayıp kurulayıp sonra yerleştirmeye başlayacağız. Şimdi arkadaşlar birkaç kutuyu hallettik. Havluları falan yerleştirdik ama kutuları henüz dolabın içine yerleştirmedik. Diğer tarafta böyle şunun içine koymuştum. Temizlik ürünlerini, işte bu da yedek duş yerleri falan var. Şimdi buradan ayıklayacaklarım var, atılacaklar ve yolumuza devam edecekler. Ondan sonra azalta azalta gideceğiz bakalım. Arkadaşlar şimdi kutuları güzelce yıkadık. Eleyeceklerimizi eledik ve yerleştirme işlemlerini yaptık. Size şöyle göstereyim. Burada deterjan kutusu var. Deterjanlar, işte lavabonun içi için fırça. Ben lavabonun içine sürdüğümü tezgahına sürmüyorum. Öyle bir takıntım var maalesef. Burada eldivenim var. Üstünde şu temizlikte kullandığım kova ve kullanılmamış bir tane tel vardı. Onu buraya koydum. Burası deterjanlar. Buraya geçelim. Burada Bahadır'ın şu iki tane sepetim var. İkisi yan yana tam sıladı neyse ki. Burada Bahadır'ın bütün tıraş şeyleri. Şu kısım Bahadır'ın tıraş ürünleri. Geri kalanı da yedekler arkadaşlar. Yedek duş jelleri. Şurada Nefes'in yedek şampuanı. Burada sarı kantaron yağı. Benim cilt temizleme toniğim. Ve şey, yedek kolonya var burada. Yedek diş macunu. Burada da bir tane krem var. Burası da yedekler ve Bahadır'ın tıraş kutusu oldu. Hemen buraya gelelim. Şöyle bir kutu vardı. Önceden deterjanları buna koyuyordum. Temizlik bezlerini Zehra dedi ki buna koyalım Seda abla. Böyle bir kutunun üstünde dursun dedi. Aşırı mantıklı geldi. O yüzden temizlik bezlerini böyle bu kutuya koyduk. Bu kutuyu da bir kutunun üzerine böyle koyacağız. Kullanacağım zaman hemen alıp çıkartırım. Buradan bez seçerim. Bu kutunun altında da şöyle ayak havluları, diğerleri yıkamada bir tane şey, sıcak su torbası. Bunu da genelde ayağıma koyarak kullandığım için ayak havlunun yanında durabilir diye düşündüm. Şöyle iki tane bir Bahadır'ın bir benim tırnak setlerimiz. Bunun içinde de yine kişisel bakım ürünleri var. Çok detaya girmemize gerek yok. Burası da böyle oldu arkadaşlar. Burada da yüz havluları ve yedek lifler var. Şöyle gereksiz yere bir sürü lifim varmış. Sebebini bilmediğim şekilde. Burada da böyle banyo havlularım var. Fark ettim ki bütün havlarım beyaz. Bir tane gri vardı Elsa'nın, o da kirli de. O yüzden hep böyle beyazlar kalmış. Şunu içine koyalım. Kurutma da şurada dursun. Şimdi dolap içlerini de temizledik. Nefes uyuduğu için sessiz konuşuyorum. Bunları yerleştirelim. Sonra size göstereyim arkadaşlar. Temizlik ürünleri, işte yedekler, gösterdiğim kovalar. Şu yanda da işte taraklar falan var. Bu çekmecemiz. Şöyle yaparsak. Şuralarda kirli, oralara bakmayın, daha oraya gelmedik. Bu çekmecemiz böyle oldu. Hemen yan tarafı açacağım. Daha banyo temizleyeceğim. Burada da havlularımız, temizlik ürünleri, altında da ayak havluları vesaire var. Kurtlantısı falan var. Yedek
el sabunumuz. Bu kısımda böyle oldu. Bence güzel oldu. Sizce nasıl oldu bilmiyorum. İlla ki beğenmeyenler çıkacaktır. Ama bence güzel oldu. İçmesinde Zehra da beğendi. Banyo temizliğine geçiyorum. Saat 12.05 geçiyor. Şöylece bir göstereyim arkadaşlar. Banyonun dolaplarının içine girmişken her yeri bir silelim dedik. Duvarların hepsini silemedim. Ama şu yarıya kadar olanları sildim. Duşakabinin içinden bahsetmiyorum. Şu yarıya kadar olanları sildim. Aynayı sildim, tezgahı sildim, lavaboyu fırçaladım. İşte şu savunlukları falan yıkadım. Yerleri suyla yıkadım. Çektirebildiğim kadarını çektim. Şimdi terlikle bastığım için hep iz oldu. Ama Allah'tan şey olmuyor böyle. Kuruyunca terlik izi falan kalmıyor. Yani tertemiz kalıyor. Duşun içinde de arkadaşlar duşakabini temizledim. Başka neyi temizledim? Başka bir şey temizlemedim. Bu arada şu siyah duşluğumuz var ya bizim, kırıldı arkadaşlar. Aynısından bulamadım ama bir tık değişiğinden aldım. Şu kısım nefesin kısmı. Şurada bizim duş jeliyle şey var, şampuanlık var. Arkadaşlar şurayı da göstereyim. Diğer iki kutuyu burada kullandım. Burada neler var? Şu kutunun içerisinde garanti belgeleri, yani evimizdeki her şeyin garanti belgesini orada saklıyoruz. Burada da ıvır zıvır var. Şu raftaki ıvır zıvırı bu kutuya koydum. Burası benim çamaşır odam. Şöyle burası aslında bir küçük lavaboydu. Ama biz burayı böyle çamaşır makinesi ve kurutma makinesi koyarak kullandık. Hatta makineler geçmediği için dolabın bu kısmını maalesef ki, pardon, kapının bu kısmını maalesef ki böyle kırmak zorunda kaldılar. Bunlar da tam sığdı. Yanında şöyle raflar var, işte deterjanlar, leke çıkartıcılar falan filan. Şuraya da bakın, yani bu odayı daha ne kadar verimli kullanabilirim bilmiyorum ama burada böyle iki tane süpürgemi yan yana astım, dik süpürgeleri. Bunlar o yüzden evin içinde başka bir yerde yer kaplamıyor. Şurada villada tutacaklarım var. Buraya villadalarımı astım. Şu kutunun içinde ya. Neyse yani söyleyeyim de yani bir sürü şeyimi alıyor gerçekten. İyi ki bu odayı küçük tuvalet yerine bu şekilde kullanmışız. Bir de size bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu makinelerin kapaklarını muhakkak kullanmadığım zaman açık tutuyorum. Tabii benim avantajım odanın içinde olduğu için kimse görmüyor. Açık olması problem olmuyor. Özellikle çamaşır makinesinin kapağını sürekli kapalı tutarsanız böyle bir koku oluyormuş. Rutubet gibi bir koku oluşabiliyormuş. O nedenle ben mutlaka böyle kapaklarını açık bırakıyorum. Ben videoyu burada kapatayım. Diğer iki kutuyu da nerede kullandığımı göstermek istedim sadece. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel videolarla görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın. Bye bye.